Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız at tamlaması kullanılmıştır? Takısız at tamlamasını hatırlayalım. Tamlayan ve tamlanandan oluşan bir iki kelimemiz var. Takısız at tamlaması bu. Birincisi yani tamlayanımız ek alamıyor. Tamlananımız iyilik eki alabiliyor yine. Ve tamlayanımız bize tamlananın neyden yapıldığını, nasıl bir üründen yapıldığını söylüyor. Örneğin gül kokusu dediğimiz zaman bize bu kokunun ne kokusu olduğunu yani nasıl bir şey olduğunu neyden yapıldığını söylüyor. Ve koku kelimemiz tamlananımız ek alabiliyor tamlayanımız ek alamıyor. Şıklara bakalım. Upuzun ipek gibi saçları vardı. Buradaki gibi edatı araya kaynamıştır. Burada sıfatlar kullanılmıştır. Taksız at tamamımızda hepsi isim olacaktır. Çocuklara kartondan oyuncaklar yapıyorum. Kartondan oyuncaklar. Burada yine sıfat tamlaması vardır. Üzerinden siyah deri ceketini hiç çıkarmadı. Siyah deri ceketini. Buradaki deri ceketini derken ceketin nasıl bir maddeden yapıldığını söylemiştir ve buradaki deri kelimemiz sıfat değildir, isimdir. Burada takısız tamlaması kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir at tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır? Benim fikirlerime kimse değer vermiyor. Burada at tamlaması yok. Bunları dolabın üst rafına yerleştir. Dolabın üst rafına. Burada zamir yok. Çoğu öğrenci bu dersten kalır. Çoğu öğrenci derken buradaki çoğu zamirimiz tamlayan görevindedir. Dün herkesin elektriği kesilmişti. Herkesin elektriği derken buradaki herkes zamiri C şıkkındaki gibi tamlayan görevinde kullanılmıştır. Kazağın neresi sökülmüşse dikelim. Burada kazağın neresi derken neresi kelimesi tamlananımızdır. Soru zamiri olarak kullanılmıştır. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmamıştır? Belirtisiz isim tamlaması tamlayanın ek almadığı, tamlayanın ek aldığı tamlamalardı. Yani ilk kelimemiz ek kalmayacak. ikincisi ek kalacak. Gelin arabasına. Buradaki gelin arabası gelin tamlayanımız. Arabası tamlananımız. Tamlana ne kalmış tamlayan almamıştır. Koridordan kadın sesleri geliyordu. Kadın sesleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Güvercin yuvası belirtisiz isim tamlamasıdır. Çay yaprağı alımları başladı. Çay yaprağı yine belirtisizdir. Her gün sabahleyin erkenden kalkarım. Burada herhangi bir tamlama yoktur. Belirsiz isim tamlaması kullanılmamıştır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu dünyada bir nesneye yanar içim kaynar özüm. Yiğitken ölenlere yanmış bir buğday gibi yanarım. Bu dünyada, hangi dünyada, bu dünyada, bu kelimesi işaret sıfatıdır. Bir nesneye buradaki bir yine sıfattır. Yanmış bir buğday gibi burada yine sıfat vardır. Birden fazla sıfat kullanılmıştır. Niteleme ve belirtme sıfatı bir arada kullanılmıştır. Yanmış bir buğday derken buradaki yanmış ve bir kelimeleri niteleme ve belirtme sıfatıdır. Adlaşmış sıfat kullanılmıştır. Yiğit iken ölenlere derken buradaki yiğit kelimesi yiğit çocuk ya da yiğit erkek kastediliyor aslında. Çocuk ya da erkek kelimesi söylenmemiş. Sadece yiğit kelimesi kullanılmış. Adlaşmış sıfat görevindedir. Belirsiz isim tamlaması kullanılmıştır. Burada herhangi bir belirsiz isim tamlaması görülmüyor. Tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır. Buradaki içim ve özüm kelimelerinde aslında gizli zamir vardır. Benim içim benim özümdür. Buradaki benim kelimeleri yani tamlayanlar düşmüştür. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden fazla olan at tamlaması vardır? Amcamın oğlu ile aynı yıl sınava girdik. Buradaki amcamın oğlu tamlamasında bir tane tamlayan vardır. Çam ağaçlarının arasından geçerek zirveye ulaştık. Çam ağaçları derken bir adet tamlayan kullanılmıştır. Evinin bir odasını klasik tarzda döşemişti. Evinin bir odasını derken buradaki bir kelimesi zaten sıfattır. Bize at tamlaması soruyor. Evinin kelimesi tamlayandır bir tanedir. Bence sanatçının şöhreti çok önceden bitmişti. Sanatçının şöhreti derken yine bir tane tamlayan kullanılmıştır. B seçeneğine baktığımızda karalar ve denizler arasında ısınma farkı vardır. Karalar ve denizler arası derken buradaki kara ve deniz kelimesi tamlayandır. Birden fazla kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? C seçeneğine baktığımızda annesi her yerde onu arıyordu demiş. Annesi kelimesinin tamlayanı düşmüştür. Kimin annesi? Onun annesi. Buradaki onun zamirimiz tamlayanımız düşmüştür. Tek başına annesi olarak kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır? Yüzyıllardır şarkın ışık süvarileri buradan geçmedi. Ne süvarileri? ışık süvarileri burada isim görevindedir. Evet bu eski nesil bir şerefli sayfa açar. Hangi nesil? Eski nesil. Burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Fakat bizden isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmasını istiyor. Eski nesil tamlaması zaten sıfat tamlamasıdır. Tek başına isim tamlaması değildir. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Nasıl bir orduyu? Dev gibi bir orduyu. Burada da yine sıfat tamlaması kullanılmış. Dev gibi kelimesi de sıfattır. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Nasıl zaman? Tozlu zaman. Buradaki tozlu kelimesi sıfat görevindedir. Tozlu zaman perdesi ise yani buradaki zaman perdesi ise bizim isim tamlamamızdır. Tozlu kelimesi ise bu isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Gecenin ıssız ve loş ışıkları yüzüme vuruyordu. Nasıl ışıkları? Issız ve loş. Burada sıfat tamlaması kullanılmış. Ağaçların kalın ve damarlı yapraklarını. Nasıl yapraklarını? Kalın ve damarlı. Bu da yine sıfat görevinde sıfat tamlaması olarak kullanılmış. Çocukların beyaz ve temiz yakaları dikkat çekiyordu. Nasıl yaka? Beyaz ve temiz yine sıfat tamlaması. Adanın kurak ve çorak toprakları terk edilmişti. Nasıl toprakları? Kurak ve çorak toprakları yine sıfat tamlaması görevinde. E seçeneğine baktığımızda evin duvarlarının boyası hoşuma gitmemişti derken burada zincirleme bir isim tamlaması kullanılmıştır. Cevabı